Bir konunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. O da şu. Bugün 1 Mayıs. İşçi bayramı inşallah ulaşacağız. Emeğin, alın terinin hakkını inşallah ilahi teşekkür ediyorum. Ancak bir konu daha var. Biraz önce Sayın Bakanımı da arz ettim. Şimdi de konuşmaları gerçekleştirmek üzere. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın çalışma ve yol arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu Efendi arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı'nda sizlerle birlikte olmaktan hakikaten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün özellikle sizlerle birlikte olmak istedik bu akşam. Çünkü bizler de biliyorsunuz çalışma hayatında benim yaklaşık 28 yılım oldu. Hep işçi arkadaşlarımızın emekleri üzerinden biz hep projeler ürettik. Vatanımıza, milletimize faydalı işler yapmaya çalıştık. O yüzden işçilerin emeği bizim için son derece kutsaldır. Onların çalışma şartları olsun, ücretlerinin daha düzenli olması ve her türlü şartlarda işçi sağlığı, iş güvenliğine kadar hep beraber olduk. Beraber onlarla çalıştık, beraber yorulduk, beraber koşturduk. O yüzden bu kadar büyük projelerin bu kadar hızlı bitmesi, dünyanın en teknolojik işlerinin, en mega işlerinin yapılması, o Türk insanının, Türk işçisinin o emekler üzerinde oldu. Biz onun kıymetini çok iyi biliyoruz. İnşallah onlarla birlikte çok daha büyük işler yapacağız. Tabii biz Ulaştırma Bakanlığı çok işçi ağırlıklı bir bakanlık. Yaklaşık 700 bin tane çalışanımız var. İnşallah bunlarla birlikte çok daha günler geçireceğiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yıldır ülkemiz için yaptıklarımız ortada. Yani bu yaptıklarımız, bu işçinin alın teriyle ürettiklerimiz sayesinde Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden birisi olmaya hızla devam ediyor. Bu ihracat rakamlarının böyle katlarca artması, rekorlar kırması, dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler içerisinde olması hep bu işçinin alın teri var burada. O yüzden alın teri bizim için kutsaldır. Onların isteği ne varsa başımızın üstünde hep beraber çözeceğiz ve beraber daha iyi işler yapacağız. Daha iyi işler yapmamız için işçinin kafasının rahat olması lazım. Burada tabii sendikalarımıza büyük iş düşüyor. Onlar da işçilerimizin temsilcisi olarak her zaman bir paydaş olarak her zaman onlarla oturup konuşmuşuzdur. Bütün anlaşmaları, bütün sözleşmeleri de başarılı bir şekilde karşılıklı anlaşarak imzalamışızdır. Her gün bir yerde bir açılış yapıyoruz arkadaşlar. Tabii bu da son 21 yıldır ülkemizde sağlanmış olan bu istikrar sayesinde bunların hepsi oldu. Yani bakın yıllarca bizi bu terör belasına bulaştırdılar ve biz hiç böyle yoldan, projeden veya diğer yatırımlardan konuşturmadılar. Hem vaktimizi çaldılar hem paralarımızı çaldılar. Maalesef şehitlerimiz oldu, kayıplarımız oldu. Yatırım düşünemedik. Ama bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi sayesinde bu terör belasını başımızdan defettik. Ve artık bu güven ve huzur ortamında artık proje konuşuyoruz. İşçimizin emeğinin ne kadar kıymetli olduğunu konuşuyoruz. Projeler konuşuyoruz. Bunun sonucunda şehirlerimiz gelişiyor. Vatandaşımızın hayatı kolaylaşıyor. Ülkemizdeki üretim artıyor, istihdam artıyor, turizm artıyor. İnşallah bunlar daha da artarak devam edecek.